Tarihte bugün, 5 Ocak. 5 Ocak 1809. Kale-i Sultaniye Antlaşması. 1807-1809 yılları arasındaki Osmanlı-Büyük Britanya Savaşı, Kale-i Sultaniye Antlaşması imzalanarak sona erdi. Osmanlı Devleti'nin nişancı Mehmed Emin Vahat Efendi'nin temsil ettiği antlaşmaya göre, Britanya, savaş sırasında işgal ettiği Osmanlı topraklarını geri vermeyi kabul ederken, Osmanlı Devleti de savaş sırasında Osmanlı topraklarında varlıklarına el konulan Britanyalı tüccarların mallarına iade etmeyi kabul etti. Bürokratik ve hukuki ilişkilerin yeniden düzenlendiği antlaşmanın bazı gizli maddelerine göre, Birleşik Krallık, olası bir Osmanlı-Fransız savaşında Osmanlı Devleti'ne yardım etmeyi taahhüt ediyordu. 5 Ocak 1895, Emil Zola'nın savunduğu yüzbaşı. Fransız topçu yüzbaşı Alfred Dreyfus'un rütbesi, Fransa'nın askeri sırlarını Almanya'ya sattığı gerekçesiyle söküldü. Yahudi asıllı Dreyfus, askeri mahkeme tarafından ağır hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 1906 yılında verilen kararla aklandı. Askeri sırları satan kişinin Esterhazy adlı bir binbaşı olduğu kanıtlandıktan sonra aklanan Dreyfus'u mahkeme boyunca ünlü Fransız yazar Emile Zola savunmuştu. 5 Ocak 1919. Almanya'da Nazi Partisi kuruldu. Almanya'da Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi, Nazi kuruldu. 1933'ten İkinci Dünya Savaşı'nın sonu olan 1945 yılına kadar Almanya'yı Adolf Hitler'in başkanlığında yoğun bir faşizmle yöneten parti, iktidarda kaldığı dönem boyunca milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda insanlık ve savaş suçlarından ötürü Nürnberg mahkemelerinde yargılanan partinin birçok üyesi idamla cezalandırıldı. Nürnberg mahkemeleri tarihte dünya barışına ve insanlığa karşı işlenen suçların görüşüldüğü ilk mahkemelerdi. 5 Ocak 1975. Arif Nihat Asya öldü. Türk edebiyatına adını bayrak şairi olarak yazdıran Arif Nihat Asya Ankara'da vefat etti. Adana'nın kurtuluşu olan 5 Ocak tarihinde yazdığı bayrak şiirinden dolayı bu adla anılan şair, Adana, Edirne, Ankara, Malatya, Tarsus ve Kıbrıs'ta liselerde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra, 1950 ve 54 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği görevinde bulundu. Birçok şiir, rubai ve gazel yazan Arif Nihat Asya, rubailerden oluşan 5 ayrı kitap yayımlamıştı. Asya, şiirlerinde genel olarak Türklüğü yücelten milliyetçi konulara ve Anadolu insanının yaşayışını, güzelliklerini anlatan temalara yer verirdi. 5 Ocak 2005, Cüce gezegen Eris keşfedildi. Güneş sistemi içerisinde bilinen en büyük cüce gezegen Eris keşfedildi. Dünyadan 6 milyar kilometre uzakta bulunan ve NASA tarafından ilk başlarda Güneş Sistemi'nin 10. gezegeni olarak tanımlanan Eris, Uluslararası Atom Birliği'nin 2006'da yaptığı çalışmalar sonucu gezegen sıfatından çıkarılarak cüce gezegeni olarak adlandırıldı. Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'nden Michael E. Brown ve ekibinin Hubble Uzay Teleskobu'yla keşfettiği cüce gezegenin, Güneş sistemindeki öteki gezegenlere göre farklı bir eğime sahip olduğu için 2005 yılına kadar fark edilemediği düşünülmektedir. Disnomia adlı bir de uydusu bulunan Eris, Güneş etrafındaki turunu 560 yılda tamamlamaktadır.